Antrenmanlarımı Başpınar Stadyumu'nda yapıyorum. Haftanın 7 günü antrenmanlarım oluyor. Genellikle çift antrenman yapıyorum. Haftanın 3 gün tempo antrenmanlarımız oluyor. Abdullah Yılmaz hocamın eşliğinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. 12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğim 3000 metre engelli branşında. Sonrasında ise 15-18 Temmuz tarihleri arasında Estonya'nın Tallinn kentinde Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Öncelikle hedefim Balkan Şampiyonası'nda inşallah şampiyon olmak. İkinci hedefim olarak Avrupa Şampiyonası'na da final koşmayı hedefliyoruz inşallah. İlk kez Türkiye şampiyonu oldum. Daha öncesinden Türkiye'de derecelerim vardı ama ikincilik ve üçüncülükte. Hani Türkiye şampiyonu olmak güzel bir duygu yani. Ülkemizi temsil edecek olmak çok onur verici, gurur verici bir şey. Takım arkadaşlarım, ailem, tüm akrabalarım, herkes canlı yayından federasyonun vermiş olduğu yarışımı izlediler. Hani sonuçta ailem yani gurur duydular, mutlu oldular. Bursa U20 Türkiye Şampiyonası'nda kendimden 2 yaş büyük ablalarımla yarıştım. 3. oldum. Kürsüye çıkmaya kazandım. Hedeflerim 2-4 Temmuz'da Kütahya'da kendi yaşlarımın 18 Türkiye Şampiyonası yapılacak. İnşallah orada ilk 2 kürsü yaparsam ülkemi milli takıma gireceğim ve ülkemi temsil etmek için Balkan'a gideceğim. Balkan Sırbistan'da yapılacak. İnşallah milli takıma girip orada da ülkemi güzel bir şekilde temsil etmeyi hak kazanacağım. Elif Şahin birinci günde 3000 metre su engelli yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Aynı zamanda kendisi az önce ifade etmedi. Avrupa barajını şampiyonası katılmaya hak kazandı. 10 dakika 45 saniyelik bu koşu yarışmadaki derecesiyle hem en iyi 2 saniye derecesini geliştirmiş oldu. Hem Balkan şampiyonasına ayrıca Avrupa şampiyonasına ülkemizi temsil etme hak kazandı. Biz üçüncülüğe daha çok seviniyoruz. Sebebi ise kendisi 2 yaş büyüklerle yarıştı. U18 kategorisi olduğu halde büyük U20'de yarışan Melisa Taslı sporcumuz 3000 metrede Türkiye üçüncüsü oldu. Ve bizi asıl yani sevindiren ikinci boyutu buydu. Onun kendi yaş grubu olan Türkiye şampiyonasında da inşallah aynı Pelin ablası gibi Türkiye şampiyonu olmasını ve milli takımda seçilip Balkan şampiyonasına onun gibi Avrupa şampiyonasına gitmelerini hedeflemekteyiz. Ben bunları arkadaşlarımıza 9 aydır burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün de desteğiyle yerel kamp yapıyoruz. Tabii zorluklar yaşadık. Geçtiğimiz sezon kış sezonu, pandemi sezonu vardı. Zor şartlar altında zaman zaman antrenmanlarımıza sıkıntılar yaşadık stresimiz. Yasaklar geldi. Ama her ne kadar yasaklar gelmiş olsa da tabii Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın izinleri ile antrenmanlarımızı da yine stadyumda yapmaya çalıştık, yaptık. Türkiye'de spor sadece futbol değil. Futbolun dışında 59 branş daha var. Ve bunları bir tanesi de tüm sporların anası ve temeli atletizmdir. Olimpiyatta en büyük, en fazla izleyicisi olan branş atletizmdir. Olimpiyatlar 100 metre ile başlar, maratonla biter. Yani ben inşallah bu sporcularımızın bir gün olacak. Neden Avrupa dünyaya olimpiyatlara gitmesin? İnşallah bir gün onları da görürüz. Hep beraber bu anı yaşarız. Oğlum gerçek adam. Sen kaç yaşındasın?